bir Altay Türkü'nün evine konuk oluyoruz. Ateşe konan işte çaydanlık, leğende yoğrulan hamur sanki Sibirya'da değil de Güney Toroslar'da bir yörük çadırındaymışız havası veriyor. Altay kadını alışkın elleriyle hamura şekil veriyor. Tuz, su, un kendi dillerince dile gelip ekmeğin kutsallığını umur görmüş Altay kadınının yüzüne yansıtıyor. Sedirdeki figürler Anadolu kilimleriyle kardeş olduğunu hatırlayarak tanıklık ediyor çörek yapma ayinine. Ateş doğal, yağ doğal, eller doğal. Tadını ise damağımızda taşıyoruz Anadolu'ya ve yakın coğrafyalara. Şimdi bu size hazırladığımız geleneksel bazlamamızdır. Yoğurdu, çegeni alıyoruz. Sütle tuzu katıyoruz. Üzerine kabartma tozunu kattıktan sonra karıştırıyoruz. Orta kalınlıkta hamuru yayıyoruz. Yağ koyuyoruz ve yaydığımız bazlamaları kavuruyoruz. Çok lezzetli bazlamalar oluyor. Ailelerimizi biz bunlarla besliyoruz.